dersimizde kamera bizim gemimizi takip edecek. Güzel bir efekt olacak. Onun için hemen kameramı açıp kameramıza bir script eklememiz lazım. Script dosyasıyla bizim aslında kameranın kendi player'ımız arasında olan bir mesafeyi kaydedeceğiz. Ona offset değer edeceğiz. Ve offset değeri üzerinden kameramız, daha doğrusu player'ımız nereye giderse o farkı player'ın o anki mevcut pozisyonunu ekleyerek kameramızın yeni pozisyonunu belirlemiş olacağız. İki farklı kamera takibi var. Öncelikle ben size basit olanını göstereyim. Klasik olanını. İsim olarak kamera. Script'imizi böyle yaratmayalım isterseniz. Şuradan script klasörüne girip buraya sağ tuşa basıp create deyip C# script diyebilirsiniz. İsim olarak ise kamera follow diyorum. Ve script'imi tutup kameramın üstüne bıraktığım zaman otomatikman kameranın üstüne yarattığınız script bileşen olarak custom komponent olarak eklenmiş oluyor. Script'imi açıyorum. Burada ilk başta bir offset değerini saklamamız lazım. Onun için bir vektörel vektör 3 olarak bunu yaratacağım. Start'tayken yani bu metot çalıştığı zaman transform.position hatırlarsanız şu anki script'in bağlı olduğu objektin pozisyon bilgisini döner. Tabi vektörel bilgidir çünkü x, y ve z bilgilerini taşıyor. Onun için offset'i vektör 3 olarak tanımladık. Bundan player'ımızın pozisyon bilgisini çıkarmamız lazım. Onun için şuraya öncelikle player'ı tanımlayalım. Bu public olacak. Public transform. Player diyelim. Buraya player nokta position dediğim zaman da ana geminin pozisyon bilgisini taşıyacak. Yaptığı özetle şu: kameranın pozisyon bilgisi den karakterimizin pozisyon bilgisini çıkartacak. 3 boyutlu bir vektörel x, y, z bilgilerini bunu da taşıyacağız. Daha sonra her bir update metodunda, her bir update metodu sürekli çalışacağı için sürekli olarak transform nokta position bilgisi olarak şunu saklayacağız. Player'ın nokta position bilgisine, çünkü karakterimizin pozisyonu oyun içinde sürekli değişeceği için buna biz aradaki farkı sürekli ekleyerek kameramızın yeni pozisyonu belirlemiş olacağız. Script'i kaydettim. Unity'de script'im yüklensin. Bana doğal olarak public olarak tanımadığım transform'u soruyor. O da takip edeceğim nesne bu olduğu için player'i tutup bunun üstüne sürüklüyorum. Etkisini görelim. Evet. Gördüğünüz üzere karakter nereye giderse kamerada üst tarafta SceneView'da görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Sağa gittiğim zaman aynı şekilde beni takip ediyor. Ben kameramın daha geniş bir alana bakmasını sağlamak için karakterimin ekranda oyun modunda gidebileceği maksimum aralıklarını arttırdım değerini. O da şurada player'da minimum x, maksimum x değerini 30 yaptım. Onu da şuradan buldum. Player'im seçiliyken üstten görünüm için Y'ye basabilirsiniz. Yani şöyle yapalım. Y'ye bastım. Kırmızı x ekseni ifade eder. Bunu sola sürükledim. Burada gördüğüm aralık ortalama eksi 30 olarak varsayıyorum. Aynı şekilde pozitif 30'u değerinde sağda olduğunu düşünerek minimum alacağı değer eksi 30. Gidebileceğim maksimum aralık ise 30 olarak buraya kaydettim. Doğal olarak kameramız bize oyun alanımızın en uç noktasına kadar takip ediyor. Burada fark ettiyseniz player nereye giderse kamera otomatikman duruyor. Yani bir akıcı, yumuşak bir geçiş yok. Bunun için lerp isimli bir metodu kullanacağız. Lerp metodu kısaca iki nokta arasında akıcı bir geçiş yapmanızı sağlar. Script'i açayım. Buna ilave olarak şunu gireceğiz.
Bunu silelim. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz bu arada. Vektör 3 buna fix pos diyeyim eşittir player'ın pozisyonu artı offset değerini gitmek istediğim ikinci nokta ise vektör 3 nokta lerp olarak tanımlıyorum. Bunu açtığım zaman zaten tanımını gösteriyor. Linear interpolation kullanılıyor. İki nokta arasında A noktası başlangıç, B noktası bitiş. Float T ise yüzdelik oranı belirler. İki nokta arasında geçiş yaparken akıcı bir geçiş yapmanı sağlar. Vektör 3 lerp olduğu gibi bir de color nokta lerp var. O da iki renk arasında yumuşak bir geçiş yapmanı sağlar. Benim başlangıç noktam doğal olarak kameramın başlangıç noktası olacak. Bu pozisyondan ben şu pozisyona geçmek istiyorum. Virgül. Geçiş hızı olarak speed değişkeni tanımlayacağım. Çarpı. Frame'den bağımsız bir akıcılık isterseniz time nokta delta time'ı eklememiz gerekiyor. Ardından transform nokta position'a ve kameramın mevcut pozisyonuna yukarıda tanımladığım şu next pozu atıyorum. Speed tanımlayalım. Şurada public olarak. Tekrar Unity'yi açalım. Speed olarak örneğin 10 değerine girelim. Tekrar play'e bastığımız zaman kameram bizi farklı bir şekilde takip ediyor olacak. Fark ettiyseniz kamera ben durduğum anda biraz daha sola kayıyor. Daha güzel bir geçiş sağlıyoruz. İsterseniz speed arttıralım. Örneğin 20 yapalım, 2'ye katlayalım. Nasıl bir etkisi olacak? Bu şekilde deneyerek etkisini kendiniz de görebilirsiniz. Fark ettiyseniz biraz daha yavaşlıyor kameranın duruş açısı. Mesela 2 yapalım. Geçiş çok yavaş oluyor. 10 sanırım en ideal değeri. Evet. Kamera takibatımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde düşmanlarımızın attığı şu yukarıdaki scene view'da görebilirsiniz. Mermiler sürekli gitmeye devam ediyor. Zaten hiyerarşi penceresini de burada görüyorsunuz. Sürekli bir klon yaratıyor. Bu performans sorunu ortaya çıkartacak. Biz bunu engellemek için şu aşağıya bunları, bu mermileri yok edecek bir mekanizma kuracağız. Aynı şekilde yukarıya da kendi attığımız mermiler eğer boşa kaçarsa uzayda anlamsız bir şekilde sürüklenmesi yerine buraya koyacağımız bir filtre ile onları yok etmiş olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.